Arkadaşlar, Emera Garaj'dan herkese merhaba. Bugün Mercedes W211 kasa E220'nin montajını yaptık. Takmış olduğumuz cihaz Navimex marka, 9.0 işletim sistemine sahip, 4 GB RAM, 64 GB dahili hafızalı multimedya cihazı. Cihazımızın montajını yaparken elektronik veya plastik aksama kesinlikle müdahale etmiyoruz. Direkt orijinal soketlerine ve orijinal plastik aksamına uygun bir şekilde montajı yapılıyor arkadaşlar. Cihazımız arabamıza tam uyumlu. Şimdi öncelikle montajdan sonra bilgi vermem gereken direksiyon kumandaları, bunu da müşterilerimiz çok merak ediyor. Direksiyon kumandamız da aktif şekilde çalışıyor. İleri geri parça atlatabiliyoruz. Tabi buradan orta göğüsten teyp modunu seçmemiz gerekiyor. Görmüş olduğunuz gibi ileri geri parça atlatma, ses açma kısmı, telefon cevaplama, telefon kapatma tuşları. Bunların hepsi aktif çalışıyor. Ayrıyetten geri vites kamerası montajı yaptık. Vitesimizi R konumuna aldığımız zaman otomatik geri vites kameramıza geçiyor. R'den çıktığımız zaman da kaldığımız yerden devam ediyor. Şimdi cihazın kullanımına geçelim. Öncelikle navigasyondan başlayalım. Cihazımızda iki ayrı navigasyon var. Birincisi şu an açmış olduğum internetsiz kullanılan Aygo. Bunda herhangi bir internet bağlantısına gerek yok arkadaşlar. Sağ alt köşeye tıklıyoruz. Sol alt köşeye tıklıyoruz. Menü diyoruz. Ondan sonra hedef yazıp adres bulunun içine girip gideceğimiz yerin açık adresini giriyoruz. Açık adresimizi girdikten sonra cihaz bizi istediğimiz yere götürüyor arkadaşlar. Şu anda da zaten mevcut konumumuzu gösteriyor. 187 cadde üzerindeyiz. Çıkmak için de tekrar menüye basıp buradan kapatma tuşuna basmamız yeterli. Radyomuz var. Radyomuzun kullanımı da orijinal teybine göre çok daha pratik. İstersek yukarıdan hızlı arama yapabiliriz. Bulmuş olduğumuz kanalı hafızaya almak istersek aşağıda 1'den 6'ya kadar kanallarımız var. Nereye hafızaya alacaksak onun üzerine 1-2 saniye basılı tutuyoruz ve gördüğünüz gibi oraya kanalımızı hafızaya alıyor. Yine direksiyon kumandamız burada da aktif. İstersek ileri geri frekans değiştirebiliriz. İstersek ekrandan değiştirebiliyoruz. Ses açma kısmı. Bunların hepsinde yine tam uyumlu bir şekilde kullanabiliyoruz. Buradan da geri geldik. Cihazımızın 64 GB hafızası var. Müzik menümüz var. İstersek cihazın kendi hafızasına atmış olduğumuz müzikleri, istersek de torpidoya çekmiş olduğumuz iki ayrı USB girişimiz var. Bu USB girişleri üzerinden takmış olduğumuz flash disk ve hard disklerin içindeki harici bellekler içindeki müzik ve videoları da cihazdan kullanabiliyoruz arkadaşlar. Bir sonrası video menümüz var. Videonun da kullanımı müzikle hemen hemen aynı. Şu an cihazın kendi hafızasındaki videoları görüyoruz. Ekranı sola doğru kaydırırsak sağ tarafta listelerimiz çıkıyor. Liste üzerinden direkt seçim yapabiliriz. Geçişlerin hızını zaten görüyorsunuz arkadaşlar. Cihazımız 4 GB RAM olmasından dolayı çok hızlı. Sağa doğru kaydırdığımız zaman da burada dosyalarımızı görüyoruz. Hangi dosya üzerinden parça seçmek istersek onun üzerine bir kere tıklıyoruz arkadaşlar. O dosyamız açılıyor. İstersek yine direksiyon kumandasından da buradan ileri geri parça atlatma, ses açma kısmayı sağlıklı bir şekilde kullanabiliriz. Tekrar geri geldik arkadaşlar. Bluetooth'umuz var. Telefonumuzun Android veya iPhone olması kesinlikle fark etmiyor. Kablosuz bir şekilde eşleştirmeyi yaptıktan sonra artık telefon görüşmelerimizi teybimiz üzerinden arabadayken yapabiliyoruz. İstersek rehber paylaşımı da yapabiliriz. Rehber paylaşımı yaparsak daha doğrusu şöyle bir avantajımız var. Arayan kişileri ismiyle görebiliyoruz veyahut da isim üzerinden karşı tarafı arayabiliyoruz telefonu hiç cebimizden çıkarmadan. Bluetooth'umuzun kullanımı da bu şekilde. Bir sonraki menüye geçelim arkadaşlar. Cihazımızda iki ayrı menü var. Birincisi bu çok sık kullanılanlar menüsü, yani masaüstü gibi düşünebiliriz. İkincisi tüm uygulamaların olduğu menü. Tüm uygulamaların olduğu menüde ayarlara girelim arkadaşlar. Ayarlarda en çok kullanacağımız ağ ve internet bağlantısı. İnternete bağlanmak için ağ ve internete tıklıyoruz. Ardından kablosuzun içine girip cihazımızın şebeke aramasını bekliyoruz. Bulmuş olduğu şebekelerden nereye bağlanacaksak onun üzerine tıklayıp şifremizi giriyoruz. Şifremizi girdikten sonra cihazımız arkadaşlar internete bağlanıyor. İnternete bağlandıktan sonra da burada uygulamalar menüsüne girip neleri kullanabiliriz internet üzerinden? Google Chrome'da gezinti yapabiliriz. Bir sonraki menümüzde Google haritalarımız var. İnternette navigasyon kullanabiliyoruz buradan. Play Store'umuz var. Buradaki uygulamalar haricinde başka bir uygulama indirmek istersek Play Store'u kullanıyoruz. Mobil TV'miz var arkadaşlar. Mobil TV özelliği sayesinde 200'e yakın televizyon kanalı seyredebiliyoruz cihaz üzerinden. Maillerimizi kontrol edebiliriz. Bir sonraki sayfaya geçtik. YouTube'umuz var. En çok kullanacağımız uygulamalardan biri. YouTube'dan video seyredebiliriz. Yine Yandex navigasyonumuz var. İnternette kullanılan bir navigasyon programı. Telefon ekran paylaşımı var arkadaşlar. Yine internetini bağlamış olduğumuz telefonun ekranını buraya yansıtmamıza yarıyor. Bunun için de yine internet bağlantısı gerekiyor.
Arkadaşlar bunun haricinde cihazımızda CarPlay özelliği de var. Telefonumuz Android veya iPhone olabilir. iPhone'larda CarPlay, Android'lerde de Android Auto özelliğini cihazımız aktif bir şekilde kullanabiliyor. Bağlantı yaptıktan sonra burada Auto Keep modülüne basarsak eğer direkt iPhone kullanıyorsak CarPlay ekranı, Android telefon kullanıyorsak da Android Auto ekranı uygulama şeklinde geliyor. Bunu da sağlıklı bir şekilde kullanabiliyoruz. Arkadaşlar cihazımızın kullanımı kısaca bu şekilde. Siz de aracınızda bu tarz bir multimedya keyfi sürmek isterseniz mutlaka EMR Garaj'la iletişime geçin. Cihazlarımızın teknik özelliklerini ayrıntılı bir şekilde emregaraj.com.tr sitesinden de öğrenebilirsiniz. İyi günler arkadaşlar.